Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vakte. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Allah Azze ve Celle kendisini anmak için kurduğumuz bu meclisi bizim hakkımızda mübarek kılsın. Bizden bir salih amel olarak kabul etsin. Ve bize bundan sonra razı olacağı daha büyük amelleri muvaffak kılmaya bir sebep, bir vesile kılsın. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz ki onun gücü her şeye yeter. Nahl suresinin ilk ayetlerini okuyacağız. Nahl malum bal arısı demek. Surenin içerisinde zikrolunduğu için sureye de isim olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullahi. Allah'ın emri geldi. Fela testa'ciluhu. Öyleyse artık onu acele talep etmeyin, acele istemeyin. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında ve Resullerin kıssalarında gördüğümüz kadarıyla ne zaman Resuller kendilerine ittiba etmeyen milletlerini, toplumlarını dünyevi ve uhrevi azap ile tehdit ettikleri zaman hep böyle söylediler. Hadi onu getirsene, ondan korkmuyoruz deyip ondan korkmadıklarını ifade edecek sözler söylediler. Burada da Nebi Aleyhisselatü Vesselam onları azap ile tehdit ettiği zaman Allah Azze ve Celle cevap olarak buyuruyor ki ete emrullahi, Allah'ın azabı geldi çattı. Allah'ın azabı geldi. Allah'ın azabı henüz gelmedi. Ama sanki gelecek olan şey gelmiş gibi söyleniyor. Çünkü hakikatte şu anda başlarına kopmamış olsa da mutlaka bir gün kopacak. Her ne kadar vakit sizin için genişlemiş olsa da Allah katındaki vakitler sizin katınızdaki vakitler gibi değil. Allah Azze ve Celle her ne kadar size mühlet veriyor olsa da ihmal edecek değil, önemsemeyecek değil, görmezden gelecek değil. Hakikatte Allah'ın emri, azabı da başınıza geldi. فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ. Öyleyse o azabı acele talep etmeyin. Yani onu acele talep etmenizin, hadi getirsenize, hadi kopsaya gibi sözleriyle onu acele istemek, bu usta baskı yapmak, tazyik yapmanın size herhangi bir menfaati olmayacak. O azap başınıza koptuğu zaman. Açık bir şekilde bu ayet-i kerime gösteriyor ki onlar böyle bir azaba iman etmiyorlar diyor. Gerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onları dünyevi azap ile korkutması, gerekse daha bir en büyük azap olan cehennem ile, kıyamet ile korkutması. Onlar bundan korkmuyorlardı, bundan endişe etmiyorlardı. Allah Azze ve Celle devamen buyuruyor ki Subhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah onların şirk koştukları şeylerden uzaktır ve çok yüce ve çok yüksek bir zattır. Yünezzilül melâikete bir ruhi min emrihi. O Allah emrinden ruh ile melekleri indiren zattır. Kimin üzerine indiriyor? Alâ meyyeşâ'u min ibâdihi. Kullarından dilediğinin üzerine. Allah Azze ve Celle yukarıda kendi zatını tenzih etti. Çünkü müşrikler Allah'tan başkasına ibadet ederek ona şerikler koşuyor. Yani ortaklar ediniyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin eşi olduğunu söylüyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin çocuğu olduğunu söylüyorlardı. Meleklerin onun kızları olduğunu söylüyorlardı. Hasıl kelam Allah Azze ve Celle'nin celaliyle, onun azametine yaraşmayacak şeyler ile Allah'ı vasfediyorlardı. Allah Azze ve Celle burada da melekleri yanlarında ruh varken, ruhtan kasıt vahiy. Vahiy varken kullarından dilediğinin üzerine indiriyor. Niçin? En enziru, şunu inzar etsinler diye. Ennehu la ilahe illa ene fettekuni.
Burada da Yüce Allah Azze ve Celle Resullerin kendisiyle gönderildiği o aslı, o özü, o ruhu zikrediyor. O ruhun aslı özü şu, en enziru, ikaz edecekler o Resuller. Neyi? La ilahe illa ene. Benden başka tapılmaya layık hak ilah olmadığını, fettekuni, öyleyse benden korunup sakının. İşte bunu ikaz etmek, bunu inzar etmek, bunun ile buna dikkati çekmek, bunu ikaz etmek için Allah Azze ve Celle ruhu vahyi indirdi ve fettekuni buyurarak takvaya, kendisinden sakınmaya davet etti. Takva kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirerek, onun haramlarından uzak durarak Allah'a karşı kişinin kendini koruması, kendini himaye etmesi, kendini muhafaza etmesi demektir. Allah Azze ve Celle kitabında kendisinden kulları sakındırdı. Buyuruyor ki ayet-i kerimede, yuhazzirukumullahu nefsehu. Allah kendi nefsinden, kendi zatından sizi tahsir ediyor, sizi korkutuyor, sizi uyarıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin azabı çetindir. Bu azaptan kurtulmanın tek yolu Allah'a karşı takvalı olmaktır. Allah Azze ve Celle'ye karşı takvalı olmak da emirleri yerine getirip onun yasaklarından uzak durmak ile olur. Başka bir şekilde kişi kendini kurtaramaz. Kişi kıyamet günü ne kadar malı da olsa, ne kadar serveti de olsa, aşireti de olsa, soyu sopu da olsa, eğer takva ile gitmemişse bunların hiçbirisi ona bir fayda vermeyecek. Hatta ayette biliyorsunuz malum, o hanımını, oğullarını başlıyor. Oğullarını, eşini, çoluk çocuğunu, hanımını, hatta yeryüzünde ne varsa hepsini fidye olarak vermeyi isteyecek. Bunun hasretiyle yanıp tutuşacak. Ama bu ondan kabul olunmayacak. O gün fayda verecek olan tek şey takva. Allah bize bu takvayı kolaylaştırsın. Peki niçin Allah'tan korkmamız gerekiyor? Niçin Allah'a karşı kendimizi korumamız gerekiyor? Ondan sakınmamız gerekiyor? Buna cevaben Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ. Çünkü o Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Hak'tan kasıt kardeşlerim, yani onun zıttı olan boş iş olarak, öylesine, abes olsun diye. Yani bir gayesi, bir amacı, bir hedefi olmaksızın, oyun oynamak için, eğlence edinmek için bu göğü, bu yeri yaratmamıştır. Hak ile yaratmıştır. Yani kullar, ki bu kullar diye kastımız şu, arzda baktığımız zaman insan, yani akil varlık olarak da insandan başkasını görmüyoruz, öyle değil mi bizim gördüklerimiz için? Yani Allah gökleri yaratmış, yeri yaratmış, bunun merkezine insanı koymuş. Sonra da Allah Azze ve Celle bu gökleri ve yeri hak ile yarattığını, yani insandan şunu beklediğini ikaz ediyor. Diyor ki, ben bu gökleri yeri hak ile yarattım. Yani ey insanlar, sizler bu göklere ve yerlere bakarak o gökleri ve yeri yaratan zatın azametine, büyüklüğüne, hikmetine, onun marifetine bir yol bulacaksınız. Sonra onun azametiyle, onun kudretiyle, onun hikmetiyle tanıdıktan sonra ona muhabbet ile ve zillet ile, secde ile, korku ile, tapınma ile ibadet edeceksiniz. Ona tapınacaksınız, ona kul olacaksınız. Hak ile yaratılmasından kasıt bu. Yani hikmet ile yaratıldı. Teala o çok yüksektir. Amma yüşrikun, onların şirk koştukları şeylerde. Yani Allah'tan başkasına ibadet yönelterek o taptıkları putlardan, o şirklerden Allah Teala çok yüksektir. Çok yücedir, çok uludur, çok büyüktür. Sonra Allah Azze ve Celle bundan sonraki ayetlerde umumen gökleri ve yerleri yarattığını söyledi ya. Sonra gökler ve yerler arasında yarattığı bazı şeyleri zikredecek. Hem arzda olan hem gökte olan. Bu yerde olan şeyleri de, yarattığı şeyleri de zikretmeye insanın yaratılışıyla başlayacak. Çünkü bu Kur'an, Allah Azze ve Celle bu Kur'an ile insana hitap ediyor. O yüzden insanın kendi yaratılışını bilmesi,
nereden geldiğini bilmesi, yani aslını bilmesi, onun tuğyan etmemesi, onun azmaması, Rabbini tanıması için önemli. Bakın Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? خَلَقَ الْاِنْسَانِ مِنْ نُطْفَةٍ İnsanı da bir damla sudan yarattı. Sonra فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُب۪ينٌ Bir de bakmışsın ki, yani şaşılacak bir şey, o apaçık bir hasım kesilmiş. Allah Azze ve Celle onu bir damla sudan yaratmış. Sonra rahim denilen bir yere yerleştirmiş. Korunaklı, güvenli bir yer. Sonra onu bir kan pıhtısı yapmış. O bir kan pıhtısını bir çiğnemlik ete çevirmiş. O eti kemiğe çevirmiş. Sonra o kemiğe etler giydirmeye başlamış. Sonra onu dünyaya çıkartmış. Bebeklik dönemi olmuş, emmiş. Sonra yürümeye başlamış. Çocukluk devresi, sonra gençlik devresi, sonra güçlü, kuvvetli. Hasılı kelam Allah Azze ve Celle bir nutfeden onu aşamalardan geçirerek azalarıyla, içiyle ve dışıyla mükemmel bir insan suretinde yarattı. Sonra bakıyorsun ki bütün bu nimetlere karşılık o Rabbine apaçık bir hasım kesilmiş. İnsan Rabbine karşı hasım kesilir, düşman olur mu? Olur. Allah Azze ve Celle Yasin suresinde اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ İnsan görmedi mi? اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ Biz onu bir nutfeden yarattık. Sonra فَاِذَا هُوَ خَس۪يمٌ مُب۪ينٌ Sonra o bize apaçık bir düşman kesilmiş. Sonra düşman kesilmesini de Resulüne getirdiği şu söz ile söylüyor. Diyor ki, قَالَ dedi ki, مَنْ يُحْيِ الْاِظَامِ Bu kemikleri kim diriltecek? وَهِيَ رَم۪ينٌ Çürümüş gitmiş. Yani Resul'le olan mücadelesini Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın dirilişe dair getirdiği hüccetlerle olan mücadelesini Allah Teala ne olarak algılıyor? Kendisine düşmanlık olarak algılıyor. İnsan bakıyor ki Rabbine karşı, onun gönderdiği Resul'e karşı, ayetlerine karşı apaçık bir düşman kesilmiş. Niye? Ve nesiye halko. Çünkü yaratılışını unuttu. Görseydi onu hiç yok iken yarattığını, düşünseydi azıcık, onu bir kez daha iade etmeyi Allah Azze ve Celle'nin güç yetirdiğini de idrak ederdi. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا En'amı da halk etti. En'am da kardeşlerim, Allah-u Teala'nın kitabında bahsettiği erkekli dişili 8 çift hayvan, işte koyun, keçi, deve ve sığırdan olsan 8 çift. Diyor ki Allah Azze ve Celle, bu koyunları, bu keçileri, bu deve ve bu sığırları Allah yarattı. Niçin? Lekum. Sizin için bunları halk etti. Yani insanın yaratılış nimetinden sonra ona başka bir nimeti daha zikrediyor. Diyor ki ey insan, sizin için en'amı da halk etti. Fiha dif'un. O hayvanlarda sizin için bir sıcaklık var. Ve menafi'u. Ve başka faydeler de vardır. Yani kişi onların yünleriyle, onların tüyleriyle, onların derileriyle, onların kıllarıyla kendisini yiyecek yapıyor, giyecek elbiseler yapıyor. Altına serebileceği elbiseler yapıyor. Hele eski vakitlerde Yüce Allah bu surede zikrediyor. Göçebe hayatı yaşayanlar bu hayvanların derilerinden kendilerine çadırlar yapıyorlardı. O zaman onlar için çok önemliydi. Yüce Allah Azze ve Celle de bu bedevilere hitap ediyor değil mi şu an? Diyor ki onda sizin için bir sıcaklık var. Bakın hem elbise yapıyorsunuz, hem altınızı halı olarak seriyorsunuz, hem de sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak çadırlar, evler bina ediyorsunuz. Onda bir sıcaklık var. Ve menafi'u ve başka faydalar da var. Ve minha tekulun ve aynı zamanda siz ondan yiyorsunuz. Ve lekum fiha cemalun. Ve sizin için onda bir güzellik de var. Yani bu en'am denilen hayvanlarda bir cemal, bir güzellik, bir süs de var. Ne zaman? Hine turihune. Onları akşamleyin evlerine döndürdüğünüzde ve hine tesrahun ve sabah vakitte otlaklara saldığınız vakitlerde sizin için bir güzellik var. Şimdi Allah Azze ve Celle o otları bitirmeseydi, bu hayvanlar o otları yemeseydi, onlarda süt olmasaydı, akşamleyin döndükleri zaman o hayvanlarda, o hayvanı salanlar için, o sahipleri için bir zinet, bir süs, bir cemal, bir güzellik olur muydu?
Allah-u Teala onları besliyor, etlendiriyor, memelerini sütle dolduruyor. Bu akşam giderken bunu gören sahipleri baktıkları zaman yürekleri, gönülleri neşeyle, sevinçle doluyor ve sabahleyin saldığınız vakitlerde de. Aynı zamanda bu hayvanlar وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ sizin yüklerinizi de taşıyorlar. Yükten yani eşyalarınızı da taşıyorlar. Nereye? İlâ beledin. Beldeye taşıyorlar. Öyle beldelere sizin yüklerinizi, eşyalarınızı taşıyor ki bu hayvanlar لَمْ تَكُونُ بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسُ canlarınızın yarısı gitmedikçe, yani belki daha duyuyor, yani canlarınız çıkmadıkça, büyük meşakkatlere maruz kalmadıkça, kendisine ulaşamayacağınız beldelere bu hayvanlar sizin yüklerinizi götürüyorlar. İnne rabbekum leraufun rahim. Çünkü sizin Rabbiniz rauftur rahimdir. Yani bütün bunları niye yapıyor Allah? Size karşı çok şefkatli ve size karşı çok merhametli olduğu için bu illetten, bu gerekçeden, bu sebepten dolayı size bu nimetleri veriyor. Vel hayle, atlar, vel bigale, katırlar, vel hamira ve eşekler de halk etti. Bu atları, bu katırları, bu eşekleri literkebuha onlara binesiniz ve zineten ve süs olsun diye halk etti. Ve yehluku ve Allah yaratacak mâ lâ te'lemûn sizin bilmediğiniz nice şeyler. Şimdi Allah-u Teala bahsetti ya, büyük meşakkatlere katlanmanız müstesna, uzak beldelere, uzak kıtalara, uzak diyarlara eşyalarınızı götüremeyeceğiniz eşyalarınızı kim götürüyor? Bu hayvanlar götürüyor. Sonra Allah-u Teala buyurdu ki, daha sizin bilmediğiniz nice şeyleri yaratacak. Yani bedeviler o gün şunu biliyorlar mıydı? Yani en küçüğünden başlayan, yani bisiklet, ondan sonra tren, ondan sonra işte motorlu otomobiller, havada uçan uçaklar, bunları biliyorlar mıydı? Bilmiyorlardı. Allah da onlara bilmedikleri şeylerle hitap etmedi. Ama bunu mücmen olarak zikretti. Evet bugün bunlar sizin için nimet ama Allah insanlar ilerledikçe, medeniyetler geliştikçe onlara daha türlü türlü nimetler ihsan edecek. Bu Allah Azze ve Celle'nin onlara bir nimeti, şefkatinin, rahmetinin bir gereği olarak. Buraya kadar Allah Azze ve Celle bazı maddi, yani bizim maddi hayatımızdan bahsetti. O maddi hayatımızın devamı için bazı nimetlerini zikretti. Öyle insan sadece maddeden ibaret değil, öyle değil mi? Bir de hangi tarafı var? Manevi tarafı var, ruhi tarafı var. Sonra Allah Azze ve Celle ona manevi bir rızık, manevi bir nimet nimeti zikrediyor. Diyor ki, وَعَلَى اللّٰهِ Allah'ın üzerine bir haktır. Yani bütün bunları Allah Azze ve Celle verdi ya, bu da Allah'ın üzerine bir hak. Allah'ın üzerine bir vacibi, vücub. Tabi Allah-u Teala'nın vücubu yani fazlından, kereminden bir vücub, vücubiyet olarak. Şu da Allah'ın üzerine düşüyor. Ne? Kastus sebil. Yolun doğrusunu göstermek. Sırat-ı müstakimi göstermek. Yani dünyada verdikleri bu nimetin asıllarını ve ebedi olanlarını hiçbir zaman verildiği zaman ellerinden alınmayacak olan bu asıl nimetlere giden yolu yani o sırat-ı müstakimi göstermek de bize aittir. Çünkü bu dünyada nimet veriyor Allah-u Teala. Bunları affedersiniz hayvanlar gibi ölçüsüzce yiyelim, hayvanlar gibi zevk edelim diye değil. Eşlerimizi veriyor, bu hayvanları veriyor. Kainatı önümüze sofra yapmış, türlü türlü meyveler, sebzeler bizim önümüze getiriyor. Biz bunların tadına bakıp neye talip olacağız? Bunların asıllarına, ebedilerine. Yoksa Allah-u Teala kafirleri kınıyor, öyle değil mi? Ye'kulûne, onlar yiyorlar. Kemâ te'kulül enam, tıpkı hayvanların yediği gibi yiyorlar. Yani tek amaçları ne? Önlerine gelmiş bu rızıkları
menfaatlenmek, yemek, onlardan zevk almak, ondan faydalanmak. Ama mümin ne yapıyor? Mümin tadına bakıyor ve ebedilerine talip olur. Çünkü Allah-u Teala bizi onları kitabında rağbetlendiriyor, öyle değil mi? Yolun doğrusunu göstermek Allah'a. Yani burada bahsettiği gibi gökten melekler ile o vahyini yerdeki o beşer olan, insan olan elçisine indirmek ve o beşer olan insan ile Allah Azze ve Celle kendisine takvaya, yani emirlerini yerine getirmeye, yasaklarından sakınmaya davet edecek ve bunlar ile ebedi nimetlere kullar kavuşacak. İşte yolun doğrusu bu. Ve minha cairun. Ama ney de var? O yoldan sapanlar da var. O sırat-ı müstakim üzere gidenler olduğu gibi bu sırat-ı müstakimden yan çizen, meyleden, yani hevalarına, heveslerine, arzularına uyup da bu yoldan çıkanlar da var. Yani takvaya sarılmayanlar da var. وَلَوْ شَاءَ Ama Allah dileseydi لَهَدَاكُمْ اَجْمَع۪ينَ Toptan cemi cümlesine hidayet nasip ederdi. Ama Allah-u Teala böyle dilemedi. İnsanların hepsinin tek millet olmasını, hidayet üzere olmasını murad etmedi. Bazı insanlara ihsanıyla, keremiyle, lütfuyla sırat-ı müstakimi gösterdi ve yürüme başarısı nasip etti. Onlar kurtulacaktır. Ama bazı insanları da adaleti ve kendisinden olan bir hikmet ile o yoldan sapmalarını murad etti. Allah-u Teala rahmetiyle, lütfuyla bizi o yola hidayet olan, o yolda yürüyen, o yolda can veren kimselerden kılsın. Amin. Hu ve o, yani Allah, ellezî öyle yüce bir zat ki, öyle kudretli, öyle hikmetli bir zat ki, enzele minessemâi mâen, gökten, yani yukarıdan su indirdi. Lekum minhu şerabun. O yukarıdan, o gökten indirilen, o latif olan, o şeffaf olan suda sizin içecekleriniz var. Şimdi bilmiyorum susayan var mı da ben susadım. Yani subhanallah. Allah-u Teala o gökten diyor ki, o gökten indirdiğimiz o şeffaf olan suda ne var? Latif, akıcı ne var? Sizin içeceğiniz var. Yani siz onunla kendi hararetinizi, susuzluğunuzu gideriyorsunuz. Bir ayette Allah ne buyuruyor? Dileseydik onu tuzlu yapardık. İçerdiniz de susuzluğunuzu kanmak şöyle dursun. Susuzluğunuz artar, en son helak olurdunuz. Ve minhu şecerun. Ve gökten inen o sudandır o çıkan bitkiler. Bitkiler de o sudan çıkıyor. Allah gökten yağmurları indiriyor ve yeryüzünü harekete geçiriyor ve yeryüzünden böyle otlaklar, meralar, çayırlar bitiriyor. Sonra ne oluyor? Fihi tusimun. O otlaklar bitince ne oluyor? Siz onda hayvanlarınızı otlatıyorsunuz. Yumbitu lekum bihi zer'a. Onun ile, yani gökten indirdiği o su ile sizin için ezzer'a, ekim bitirdi. Allah-u Teala o gökten indirdiği suyu, işte Öbektaş'ında orası köy ya, ekiyorlar, susuzluk oldu diye, yağmur yağmadı diye yağmur duasına çıkıyor. İnsan bunu yakinen gördüğü zaman acık olur. Yani Allah oraya suyu değdirtmese, yani ekinler birkaç güne çürüyecek Allah gökten su indirmesin. Şimdi o bölgeye su yağmadığını düşünün. O ekinler ne olacak? Helak oluyor. Çürüyüp gidecek, bitmeyecek. Bitmeyince zincirleme olarak ne buğdaylar öğütülebilecek, ne onlardan ekmek olacak, ne pişirilecek, hiçbir şey olmayacak. Sonra ne olacak? İnsanoğlu yavaş yavaş nesli tükünüp helak olacak. Yüce Allah diyor ki o gökten sizin için indirdik o suyu. Ezzera, ekini bitirelim diye. Ekin bitiriyoruz. Başka? Ve zeytune. O suyla ne bitiyor Mehmet abi? Zeytinlikler bitiriyor Allah-u Teala. Zeytin ağaçları bitiriyor. Ve nehile. Hurmalıklar, hurma ağaçlarını da o suyla bitiriyor. Ve e'nabe. Üzümlükleri, üzüm bağlarını da o suyla bitiriyor. Ve min kulli semerat. Meyvenin hepsini o suyla bitiriyor Allah Azze ve Celle. İnne fî zâlike le âyeten.
muhakkak ki buraya kadar zikrolunanlar var ya, yani sağlığa kudret yetiremeyeceğimiz, inen vahiy, Allah Azze ve Celle'nin insanı yaratılışı, sırf o insan için şu göğü bina edişi, şu arzı yayıp döşeyişi, gökten suları indirip üzümlükleri, hurmalıkları, Allah Azze ve Celle'nin burada zikrettiği zeytinlikleri, ekinleri bitirmesi. Bütün bunlarda ne var? Ayet var. Kim için? لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür eden, yani akıl sahibi varlıklar için. Burada bütün bunları izleyip şunu görecekler. Bunları yaratan zatın kudreti gerçekten çok büyük. Bunları yaratan zat gerçekten çok hikmetli. Benim asla kadir olamayacağım şu gökleri, yerleri, bu nimetleri benim önüme seren bu zat gerçekten çok merhametli. Kudretliyse, merhametliyse, hikmetliyse, acıyansa, şefkat gösteren zatsa, öyleyse odur sevgi ve zillet ile tapınılmaya layık olun. İşte bu sevgi ve zillet ile tapınılmaya layık olun diyoruz ya, bunu bina etmedin mi, her şey anlamsız oluyor. Şimdi, kafir tefekkür ediyor değil mi? Kafir bilim adamı tefekkür ediyor. Bu kainatı inceliyor, oradaki kudreti fark ediyor, hikmeti fark ediyor, rahmeti fark ediyor. Ama burada durduğu zaman hiçbir şeyin bir anlamı yok. Çünkü Yüce Allah bil hak, hak ile yarattı, hikmet ile yarattı. Sen akıllısın, bu kainatın öznesi sensin, merkezi sensin. Sen bakıp, sen anlayıp, sen akledip o yaratıcıya muhabbet ile, zillet ile yalvaracaksın, sığınacaksın, kurban keseceksin. O Resul vasıtasıyla öğrettiği tapınma şekilleriyle ona tapınmaya, ona yaklaşmaya çalışacaksın. Burada durduğu zaman ne oluyor? Her şey anlamsız oluyor. Bunun üzerine kulluk bina edilmediği zaman her şey anlamsız oluyor. Her şey kesintiye uğruyor. Her şey nakıs, eksik, anlamsız, hikmetsiz, gayesiz, abes oluyor. Bu kulluk bina edilmediği zaman. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ Yine bakın bu lekum çok geçiyor. Sizin için arzda renkleri muhtelif olan nice şeyleri de halk etti. Yani renkleri muhtelif olan hayvanlar, renklerinin muhtelif olması, yani sınıflarının muhtelif olması. Yani hayvanlar türlü türlü, öyle değil mi? Sınıf sınıf, grup grup. Buradan atladık. Efendim? Ayet mi atladık? Evet. Ve sahhara lekumul leyle, geceyi size musahhar etti. Başka? وَالنَّهَارَ Gündüzü de musahhar etti. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Gökteki güneşi ve ayı da size musahhar etti. Yani size boyun eğdirdi. وَالنُّجُومُ Ve yıldızlar musahharatin بِاَمْرِهِ Onun emri ile, yani onun izni ile boyun eğdirilmişlerdir. Yani subhanallah, bu insan ne böyle ki? Yüce Allah arzdaki nimetlerini zikretti. Sonra şimdi göğe dikkatimizi çekti. Dedi ki gökte olan o güneş, o ay ve onlar, bunun şunların alametidir. Onların alameti, o gece ve gündüz, Allah bütün bunları sizin için yaratıyor. Sizin için yaratıyor. Yani gece sizin için geliyor. Gündüz sizin için geliyor. Güneş sizin için doğuyor. Güneş sizin için batıyor. Ay sizin için o semanın boşluğuna asılmış. Hepsi sizin için. Aynı zamanda yıldızlar da inne fî zâlike le âyât muhakkak ki bunda nice ayetler var le kavmî ye'kilûn akleden kimseler için. Ve mâ zera'a lekum fil ardi muhtelifen elvânuhu elvân yani renkleri farklı farklı. Arzda nice şeyler var, onlar da sizin için yarattı. Bitkiler sınıf sınıf, grup grup, hayvanlar sınıf sınıf, grup grup, hepsi de sizin için halk olundu. İnne fî zâlike le âyeten muhakkak ki bunlarda da nice ayetler var. Le kavmin yezzekkerûn akleden, yani tezekkür eden,
tefekkür eden, düşünen, öğüt alan, nasihat kabul eden kimseler için bunda da nice ayetler var.